with the Russian and Iranian presidents. Ankara'nın ABD'den F-16 ve modernizasyon kiti satın alma süreciyle ilgili bir açıklamada ABD'li senatör Bob Menendez'den geldi. Senatoda konuşan Menendez, Erdoğan'ın açıklamaları hakkında sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda kabul edilemez diyerek uluslararası topluma somut adımlar atmaya yönelik çağrıda bulundu. Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını gösterdi ve şunları söyledi. The United States must take the Turkish president's actions seriously. Amerika Birleşik Devletleri'nin Erdoğan'ı ciddiye alması gerekiyor. Uluslararası yasaları çiğnediği zaman Erdoğan'ı sorumlu tutmalıyız. Eğer insan hakları ihlallerine karşı durmak beni Erdoğan düşmanı yapıyorsa, Azerbaycan'a silah desteği vermeye karşı çıkmak Erdoğan düşmanı yapıyorsa, Türkiye'nin Güney Kıbrıs tanıması ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söylemek beni Erdoğan düşmanı yapıyorsa, ben bu unvanı gururla taşırım. And that is a badge I will wear with honor. ABD'li senatör, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını da eleştirerek Suriye'deki ABD birliklerini riske attığına dikkat çekti. 20 Kasım'da Türkiye, savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu silahları kullanarak Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki bölgeleri hedef aldı. SDG'nin askeri personeline saldırdı. Bölgedeki ABD üslerini hedef almanın yanı sıra altyapıları da yok etti. Menendez ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak Erdoğan bütün bölgedeki saldırgan tavrını durdurana kadar herhangi hiçbir F-16 satışını onaylamayacağım şeklinde konuştu. The United States should not be putting F-16 fighter jets in President Erdogan's hands.